Peygamber sevdalıları kutlu doğum etkinliklerinde buluşuyor. Siirt'teki Veysel Karani Külliyesi'nde TRT tarafından düzenlenen Mevlid programına ilgi yoğundu. Yurt dışından da davetlerin katıldığı Mevlid bu akşam TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Veysel Karani yıllarca peygamber aşkıyla yanıp tutuştu. Ancak hastanesini bırakamadığı için Peygamber Efendimiz'i göremedi. Peygamber Efendimiz onu hırkasını göndererek şereflendirdi. TRT'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için Siirt'teki Veysel Karani Külliyesi'ni tercih etti. Külliyede düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Programın yurt dışından da konukları vardı. Bugün bu Hazreti Efendimizin kutlu doğum haftasına katıldık. Bizler Irak Türkleri olarak Çerçük İlahi grubu bizi TRT'de davet etti. Şu an Siirt'teyiz. Ve hasaten nahnu neşkur li TRT TV. Ben özellikle böyle güzel bir programı tanzimlerinden dolayı, organize ettiklerinden dolayı TRT'ye teşekkür ediyorum. TRT büyük bir kanal. Özellikle Balkanlarda, Bosna'da, Makedonya'da, Kosova'da her tarafta izlenen bir kanal. TRT'ye teşekkürler diyor. Programın yönetmeni ve yapımcısı da vatandaşlarla aynı heyecanı paylaştı. TRT olarak dünyanın değişik ülkelerinden en iyi okuyucuları getirmeye çalıştık. Bu yönde çaba gösterdik. Bu anlamda inşallah güzel ve hayırlı bir iş olacağına inanıyorum doğrusu. Peygamber Efendimizin aşkıyla, onu görme aşkıyla yanıp tutuşan Veysel Karani Hazretleri'nin makamından bu programın yapılıyor olması bence çok büyük bir anlam ifade ediyor. Vatandaşlar da etkinlikten memnundu. Peygamber Efendimiz'i en çok seven zatlardan biri şu arkamızdaki türbede yatan Veysel Karani Hazretleri'dir. İkisini burada buluşturduğunuz için size çok teşekkürler. TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Siirt'te açılan Kutsal Emanetler sergisine de ilgi yoğun oldu. Sergiyi 6 günde 18 bin kişi ziyaret etti. Peygamberimizin hayatını okuduk, sergiye geldik. Biz mutlu olduk. Hayatını okuduk, gerçekten çok mutlu olduk. Şu an duygularımızı anlatamıyoruz. Kutlu Doğum programı bu akşam saat 22'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Hazreti Muhammed'in şefaatlerimizin aleyhine yarabbim.